Şimdi depodaki su miktarı x litre imiş. Su miktarı gündüz 3 bölü 4'ü kadar artmış. Sonra gece de 2 bölü 3'ü kadar azalmış. Bir gündüz bir gece sonunda y litre su oluyormuş. Şimdi bir kere biz bu x'in yani depodaki suyun tabii deponun toplam hacmini vermiyor bu x. Deponun toplam hacmi değil içindeki su miktarı. 3 bölü 4'ünü alacağız. 2 bölü 3'ünü de alacağız. Bunların paydasında 4 ve 3 olduğu için biz x'imize başka bir değişken atayabiliriz. Şu 4 ve 3'ün katı olan bu işlemleri kolayca yapmış oluruz. Şu ikisinin o kekini almalıyız. 12 yapar. Biz x'imize 12a diyelim. Başlangıçta depodaki su miktarı 12a. Yani x eşittir 12a. Sonra gündüz 3 bölü 4'ü kadar artacakmış. Yani 12a'nın 3 bölü 4'ü. Şunlar 4'e böleriz. 1, 4'e böleriz. 3a, 3a çarpı 3. 9a. Bu kadar artacak. Tabii daha önce 12a vardı zaten. Bir de 9a kadar arttı. Eşittir 21a oldu. Şimdi gece olurken, yani geceye geçiş yaparken 21a olacak. Gece şöyle bir durum oluyor. 2 bölü 3'ü kadar azalıyormuş. Yani 21a'nın 2 bölü 3'ü kadar. 3'e böleriz 1, 3'e böleriz 7a çarpı 2'den 14a azalır. Tabii depodaki suyumuz 21a'ydı gece başlarken. 14a'sı azaldı. O halde geriye 7a kaldı. Yani bir gün ve gecenin sonunda 7a kalır. Onun y olduğu söylenmiş. Yani y eşittir 7a'ymış. Şimdi ikisini kıyaslayacağız. X 12a, y 7a. Şimdi seçeneklere bakarsak hemen şunu söyleyebiliriz. 12a 7a'dan büyük. Demek ki bizim x'imiz y'imizden daha büyük. Bu yanlış olacak. Şu doğru. Diğerlerine bakmaya hiç gerek yok. B şıkkı doğru çünkü.